Mesela Çiki Temmuz gibi, işte USB gibi ya da bilgisayar gibi her neyse. Ulusal para yabancı paralar karşısında değer kaybettikçe ya da vatandaşın anlayacağı dilden konuşacak olursak döviz yükseldikçe ithal mallarının fiyatı pahalılaşıyor. Dolayısıyla o sepetin içinde ne kadar ithal malı varsa enflasyon yukarı doğru çıkıyor. Biz buna kur etkisi diyoruz, geçişkenlik etkisi diyoruz. Bunun etkisi %15. Yani mesela ulusal para %30 değer kazanmışsa bunun %15'i yaklaşık 4 puan yapar. Enflasyon üzerinde etkili olur. Bunu söyledi Merkez Bankası. Fakat bir müddet sonra Kasım ayı enflasyonu açıklandı. 9,5. Ekim ayına geldiğimizde ulusal paranın değer kaybı veri seti içinde vardı. Zamlar da yapılmıştı. Ama buna rağmen neden 9,5'a çıktı diye sorduğumuzda Erdem Bey'e. Erdem Bey dedi ki yaş, sebze ve meyve fiyatlarından dolayı enflasyon 1 puan arttı. Biz bunu öngöremezdik dedi. Peki dedik, bunu da kabul ettik. Hani bu da öngörülemezdi ama Aralık ayı enflasyonu açıklanıyor. Enflasyon 1 puan daha yüksek, 10,4. Yani bir öngörü problemi var enflasyonda. Bunu görmek lazım. Şimdi bunun için önemli biliyor musunuz? Şu açıdan önemli. Mesela orta vadeli programı çakıyorsunuz siz. En önemli parametrelerinden biri kurdur, büyümedir ve fiyatlardır. Şimdi siz bir fiyat varsayımı yapacaksınız ve önümüzdeki 3 yıl boyunca o fiyatı tutturacaksınız ki bu parametreleriniz buna göre şekil koymuşsunuz. 3 ay sonra geldiğiniz nokta enflasyon çifthaneli rakamlar. Şimdi bu hiçbir ekonomik büyüklüğün önümüzdeki orta vadede tutmayacağı anlamına geliyor zaten. Bu açıdan önemli. Tabii belki biraz sonra konuşacağız. Merkez Bankası'nın politikalarının da bir sonucu bu. Yani bu tek başına küresel gelişmelerin ya da işte kamu fiyatlarının falan sonucu değil. Merkez Bankası'nın aslında geçen senenin ortalarından itibaren, sonundan itibaren uygulaya geldiği ve bir türlü anlatamadığı, ben bir Merkez Bankası eski çalışanı olarak Merkez Bankası'nın ne tür bir politika uyguladığını anlamak için çok çaba sarf etmek durumundayım. Raporlarına bakıyorum, açıkladığı verilere bakıyorum. Şimdi yabancı yatırımcılar da bu pozisyonda. Bakın en son iki tane yabancı yatırımcının Türkiye'nin kredi notu ile ilgili değerlendirmesinde Merkez Bankası politikalarının anlaşılamadığını ve bunun bir belirsizlik yarattığını söyledi. Bu arada bu dış kuruluşlardan gelen kredi derecelendirme notunun önemi ekonomi açısından nedir? Çünkü bunlar hep açıklandığında örneğin durağına düşürülüyor, değiştiriliyor ve çoğu zaman deniyor ki onlar kuruluşlar, çok önemi yok deniyor. Önemli mi ekonomide? Onu da kısaca bir bilgilendirelim. Şimdi ekonominin içinde değilseniz, dışarıdan izliyorsanız, birilerinin rehberliğine, yol göstericiliğine ihtiyacınız var. Güvendiğiniz bir kuruluşsa bu, o güvendiğiniz kuruluşun yazdığı raporlar tabii ki önemli. Şimdi mesela ben bir yabancı kuruluş raporunun Türkiye ilişkin değerlendirmesini analiz edebilecek yeterlilikteyim. Çünkü içerideyim, görüyorum, veri akışını izliyorum. Ama Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen herkesin böyle olanakları yok. Ya da herkes Türkiye ekonomisini bu şekilde takip etmiyor. Öyle olunca onların adına takip eden birilerinin yol göstericiliği önemli oluyor. Her ne kadar Sayın Başbakan ve resmi çevreler bizim hak ettiğimiz notlar bunlar değildir, biz aslında daha yüksek notlar hak ediyoruz diyorsa da, her ne kadar küresel krizin olduğu ortamda bazı reyting kuruluşlarının bazı yolsuzluklara bulaştığına ilişkin bazı düşünceler varsa da, bütün bunları mahfuz tutarak yine de yabancı kuruluşların, uluslararası kuruluşların Türkiye ekonomisiyle ilişkin değerlendirmelerini ben önemsiyorum. Mesela IMF'in değerlendirmelerini önemsiyorum. Dünya Bankası'nın yapısal sorunlarına ilişkin değerlendirmeleri Türkiye'nin önemsiyorum. İşte Türkiye'ye yatırım yapan ve portföyünde yabancı yatırımcı bulunduran kuruluşların Türkiye'ye ilişkin değerlendirmelerini önemsiyorum. Yani bunlar tamamen önemsiz şeyler değil. Ama tabii ihtiyat payı da var. Şimdi ona da bakmak lazım. Dediniz ki hedefler sık sık revize edildi. İşte sapmalar oldu. Sonuçta bu tahmin edilen oranlar üzerinden bir bütçe hazırlandı. Yeni dönem bütçesi. Sonuçta orta vadeli plan var bir tarafta. Şimdi bu oranlarla girdiğimizde 2012 bütçesinde daha çok mu revize göreceğiz biz? Ne olacak yani enflasyon adına? Şimdi sadece bütçede değil aslında, bütün büyüklüklerde revizyon göreceğiz. Şimdi mesela bazı hedefler kendi içinde çelişkili. Örneğin istihdam hedefi. Şimdi demiş ki orta vadeli programda, ben demiş önümüzdeki 3 yılda 1 milyon 300 bin iş yaratacağım. Peki ne kadar büyüyeceksin? 4, 5, 5, ortalaması 4,7. Yani ben diyor ki önümüzdeki dönem ekonominin 4,7 büyüyeceğini varsayıyorum. Bu varsayımlar çerçevesinde 1 milyon 300 bin iş yaratacağım. İşsizlik oranım da 9,9'a düşecek.
Şimdi 9.9'u özellikle dikkat çekmek istiyorum. Orada bence tek haneli işsizliğe düştük demek için hazırlanmış bir rakam var modelde. 9.9. Buna karşılık gelen istihdam 1.300.000. 1.300.000 iş yaratacağım denmiş. Şimdi neye dayanarak söylüyorum? Şuna dayanarak söylüyorum. Bakın 2005-2007 yıllarında 3 yılda Türkiye ekonomisi %7 civarında büyüdü. Şimdi Türkiye'nin tarihsel büyüme ortalamaları %5'tir. Yani 1923'ten beri günümüze çektiğiniz zaman büyümelerin ortalamalarını aldığınız zaman %5 civarında büyümüştür Türkiye ekonomisi. AKP döneminde de 5 civarında büyümüştür, o ayrı. Ama bu 2005-2007'de uygun uluslararası koşullarda Türkiye ekonomisinin %7 büyümesini sağlamıştır. Şimdi bu Türkiye için ciddi bir büyüme rakamıdır. Şimdi bu %7 büyüdüğünüz dönemde yarattığınız iş ne kadar diye bakıyoruz. 1.106.000. Yani? Yani %7 büyürken 1.106.000 iş yaratmışsınız. Şimdi diyorsunuz ki ben %4.7 büyüyeceğim ve 1.300.000 iş yaratacağım diyorsunuz. Şimdi kendi içinde sakatlıkları var bu rakamların. Hadi bunları geçtik diyelim. Şimdi kur varsayımı tutmayınca, şimdi mesela kur varsayımına ilişkin de ilginç şeyler söyleyeyim. Şu anda döviz kurunuz kaç? Şu anda 1.87-1.88 civarında. 1.88. 2012 yılın, 2014 yılının sonunda orta vadeli programa göre kur 1.82. Bakın 3 yıl var daha. 3 yıl sonraki sizin kur varsayımınız 1.82. Şimdi bu ne kadar tutarlı, ne kadar anlamlı? Şu anda bunu aşmış durumdayız. Şimdi böyle enflasyon %7,5 koymuşsunuz. %7,5'a göre siz zam yapacaksınız işçilere, memurlara. Hı hı. Gelir hedefleriniz var. Bütün bunların hepsi şaşacak. Bütün bunların hepsi şaşacak. Dolayısıyla bütçe rakamları daha başlamadan, yani daha 3 gün oldu. 3 gündür veri topluyoruz, 3 gündür vergi topluyoruz. Hı hı. Daha başlamadan bir takım rakamların şaşma ihtimali çok kuvvetli, muhtemel görünüyor. Daha en başta. Tabii bu yüzden, dışarıdan bakışta da Türkiye adına imajı da biraz değiştirecektir. Evet, ciddi anlamda değiştirecek. Şimdi mesela şeyi görüyorum ben, yani iki tane ekonomisinin önünde. Şimdi biri bu cari açık meselesi. Hı hı. Bir diğeri de aslında bugün tartıştığımız ve belki biraz daha ayrıntısına girmemiz söz konusu olabilen Merkez Bankası politikaları. Evet. Şimdi iki başlığa da aslında bakacağız. Evet. Cari açığa da Merkez Bankası'na da. Merkez Bankası biraz daha sıcak olduğu için biraz daha ayrıntılı konuşalım ki dövize müdahalesiyle başlayalım. Sonra genel anlamda değerlendireceğiz. Evet. Merkez Bankası dolara doğrudan müdahale ediyor iki gündür satın alarak. Nasıl görüyorsunuz bu müdahaleleri? Önce bunu konuşalım. Şimdi önce bunu niye yapıyor? Merkez Bankası neden yapıyor? Şimdi Merkez Bankası bir şey açıkladı. Ek parasal sıkılaştırma. Diyor ki ben diyor olağanüstü dönemlerde ek parasal sıkılaştırma yapacağım. Peki sen sıkılaştırma yapıyor musun da ek parasal sıkılaştırmaya ihtiyaç duyuyorsun? Evet yapıyorum diyor. Ne yapıyor? Muzam karşılıkları yükseltiyor. Şimdi bugünü anlamak için biraz Merkez Bankası'nın geçmişte yaptıklarına bir bakmak lazım. Şimdi Merkez Bankası Kasım'da ne yaptı? Şimdi Kasım'ı düşünün. Kasım 2010, daha bir yıl önce. Şöyle bir Türkiye konjonktürü var. Enflasyon %4. 3.9. Hatta İngiltere'nin ilk defa enflasyonun altında enflasyon gerçekleşen dönem oldu Türkiye için. Yani İngiltere'nin bir gelişmiş olan ülkenin bile altında bir enflasyon oranı oldu Kasım'da. Enflasyon çok düşük, beklentiler çok olumlu. Çünkü Merkez Bankası'nın hedefi 5.5 ve bu 5.5'a çok rahat ulaşabiliriz beklentisi var. Ama cari açık yüksek ve bu kırılganlık yaratıyor. Merkez Bankası ne yaptı? Şunu yaptı. Dedi ki ben proaktif davranıyorum kardeşim. Ne yapıyorum? Benim için finansal istikrar fiyat istikrarı kadar önemli. Finansal istikrarı ne bozuyor? Cari işlemler açığı. O halde ben cari işlemler açığını kontrol altına almalıyım. Nasıl alacağım? Karşılıklarını yükselteceğim. Ve kredi hacmini daraltacağım. Ne demek muzam karşılıklar? Vatandaş biraz daha iyi anlasın diye anlatmaya çalışayım. Şimdi siz gidiyorsunuz bankaya 100 lira para yatırıyorsunuz. Bu 100 lira paranın bir kısmını banka getirip Merkez Bankası'na park ediyor. Hepsini kredi olarak vermiyor. Bir kısmını Merkez Bankası'na ihtiyaten tutuyor. Mesela diyelim ki bu %10'dur. Siz götürüp 100 lira bankaya yatırdığınızda 10 lirasını Merkez Bankası'na tutuyor, %10'sa Merkez Bankası diyor ki mesela ben bu oranı %15 yaptım. O zaman ne oluyor? Banka 10 liradan daha fazla parayı Merkez 15 lira olarak. Şimdi bu kredi hacmini daraltıyor. Kredi maliyetini yükseltiyor. Çünkü Merkez Bankası bankaların piyasaya verecekleri kredinin maliyeti artıyor, havuz daralıyor. Böylece ne yapıyor? Krediyi sıkılaştırmış oluyorsunuz. Peki krediyi niye sıkılaştırıyorsunuz? İnsanlar daha az tüketsin diye. Peki insanların niye daha az tüketmesini istiyorsunuz? Daha az tüketsin ki cari açık düşsün diye. Şimdi Merkez Bankası bunu yapmaya çalıştı Kasım'da. Peki geldiğimiz yere bakalım.
Temmuz'a kadar geldik, çağrı işlemleri açığı düşmedi. Kredi hacmi daralmadı. BDDK ile işbirliği ve iletişim içine girmedi Merkez Bankası. Aslında krediden birinci derecede sorumlu olan kurum Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu. Bunlarla koordinasyon içinde bunu yapmalıydı. Şimdi bu politikalar çuvalladı. Ağustos ayına geldik. Avrupa'da büyük bir borç krizi başladı. Ve bu borç krizi içerisinde Merkez Bankası bu politikalarını değiştirdi. Ulusal parada değer kaybedince döviz alım ihalelerinden vazgeçti. Döviz satım ihalelerine başladı. Çünkü döviz çok yükselmişti. Döviz yükselince ne oldu? Enflasyonu kontrol edemez hale geldik. Ve Merkez Bankası şunu yapmadı ama bakın benim asıl tartışmak istediğim ve kafa karıştıran şey şu. Şu anda fiyatlar genel seviyesi yükseliyor mu? Yani enflasyon yükseliyor mu? Evet. Merkez Bankası ne yapmalı? Faizi yükseltmeli. Yani kendi elinde bir faiz şeyi var, silahı var Merkez Bankası'nın. Faizi yükseltmeli ama Merkez Bankası faizi yükseltmiyor. Ne yapıyor? Piyasa faizini kulağının tersinden tutarak piyasa faizini muzam karşılıklarla ya da API ile yükseltmeye çalışıyor. Açık piyasa işlemleriyle. Peki niçin kafa karıştırıyor Merkez Bankası? Neden? Neden kafa karıştırıyor? Şimdi ister istemez aklımıza şöyle sorular geliyor. Politika faiz oranlarının yükseltilmemesine ilişkin hükümetten bir baskı mı var Merkez Bankası'na? Merkez Bankası'nın böyle bir rezervi mi var faiz oranlarını yükseltmeme konusunda? Yani faiz oranlarını yükseltmenin ne gibi zararı var peki? Yani acaba farklı bir seçim mi? Bu bir tercih mi? Şimdi şöyle, faiz oranlarını yükselttiğiniz zaman bu faiz oranlarını yükseltmenin bir maliyeti vardır. Ne maliyeti vardır? İnsanlar ekonomiyi daral faizlerden kredi kullanmaya başlar. Yani daha az da bir tarafta. Daha kullanır. Az yatırım yapar, daha az talep yapar. İnsanlar mutsuz olur daha az tüketim yaptıkları için. Ekonomi daralır. Hükümetler bunu istemezler. Ayrıca şundan dolayı istemezler, hazinenin borcu var. Faizler yükselirse, Merkez Bankası faiz yükseltirse hazinenin borçlanma maliyetleri de artar. Dolayısıyla hükümetler genellikle faiz oranlarını yükseltmesine karşı mesafeli bakarlar. Merkez bankalarını da kontrol altında tutmak isterler. Bunu açıkça söylemezler. Bazı ülkelerin merkez bankaları hükümetlere karşı daha direngendir. Bazı ülkelerin değildir. Bazı ülkelere doğrudan baskı vardır. Bazı ülkeler dolaylı söylemlerle bu noktaya getirmeye çalışırlar. Ama ben şunu söylemeye çalışıyorum. Merkez Bankası politika faiz oranını yükseltse de yükseltmese de piyasa faiz oranları yükseliyor uyguladığı politikalarla. Yani yine piyasa faiz oranı yükseliyor. Yani belki dilde söylenince hani kısa vadede piyasada bulunanlar için işte hem halk için biraz daha korkutucu mu olur acaba? Biraz daha gerilim yaşanmasın mı? Belki bunun bekli vardır ama neticede sonuç değişmez. Bakın piyasa faizleri bugün yine 11-12'lerde. Yani yine bugün hazine onlardan, 11'lerden, 12'lerden borçlanıyor. Bu bir şey değiştirmiyor ki. Ama Merkez Bankası ne yapıyor? Ek belirsizlik yaratıyor. İnsanlara anlatması gereken çok basit yollardan şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde çok basit yollardan anlatması gerekenler varken zorlanıyor bunları anlatmakta ve ek belirsizlik yani küresel belirsizliğin olduğu yerde içeride de ek belirsizlik yaratıyor. Bunların hiçbirisine gerek yok. Peki biz bunun bedelini ne olarak ödüyoruz? İşte enflasyon olarak ödüyoruz. İşte kur olarak ödüyoruz. Bakın döviz kuru, işte biraz önce söylediniz siz, Merkez Bankası son birkaç günde yani cuma ve pazartesi yaklaşık 5,5-6 milyar dolar sattı. Evet. Yani döviz rezervlerimizin brüt 85-90 milyar dolar olduğunu düşünürsek neredeyse %3'ün 4'üne yakınını biz kaybettik. Ama kur sadece 1,90'dan 1,88'e gerileyebildi. Yani bu kadar büyük bir satış yapıyorsunuz. Bu kadar büyük bir satışın sonucu olarak kuru istediğiniz seviyelere yine indirgemiyorsunuz. O zaman niye? Yine yükselecek gibi niye, bir niye indiremiyorsunuz? Çünkü insanlar bunu bir satış fırsatı olarak değerlendiriyor. Yani çıkmak istiyorsa, Merkez Bankası sattığında bunu bir alım fırsatı olarak değerlendirip çıkmak istiyorsa alıyor. Yani orada bir fay hattı birikmiş, orada bir enerji birikmiş, orada bir olumsuz beklenti birikmiş. Siz ne kadar satarsanız satın, oradaki beklentiyi değiştiremediğiniz sürece, bu talebi kıramadığınız sürece buraya talep gelecektir ve kur seviyeleri aşağıya düşmeyecektir. Yani hem kur seviyesi hem de enflasyonun ulaştığı bu boyutlar aslında Merkez Bankası'nın uygulaya geldiği, anlatamadığı, kafa karışıklığı yaratan politikalarının sonucu. Yani bunlar genellikle es geçiliyor. Peki reklam arasına geçmeden şunu sorayım. Dolar olarak nereye kadar yükselir? Bu mevcut politikalarda nasıl bir rakam görüyorsunuz? Şimdi tabii şöyle bir şey. İktisatta en zor şey kur tahmini yapmaktır. Evet. Çünkü çok fazla değişken var işin içinde. Dünyanın en iyi piyasacıları, iktisatçıları bile doğru kur tahminleri yapamazlar. Ama bazı trendler söz konusu olabilir. Şimdi Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkede
ekonomi ilişkin kaygılar varsa, kırganlıklar varsa, cari işlemler açığının milli gelir oranı %9'lara ulaşmışsa, Türkiye'ye yatırım yapan insanlar artık Türkiye'ye yatırım yaptıklarında Türkiye'ye yapılan her yatırımda sermayeyi kediye yüklediklerini hissetmeye başlamışlarsa bu Türkiye'ye daha az kaynak gelişi anlamına gelecektir. Ya da mevcut kaynağın çıkacağı anlamına gelecektir. Böyle bir patika ile karşı karşıya isek bir trend yaratır bu. Şimdi bu trend de dövizi bir yerlere doğru götürür. Ben Merkez Bankası ne kadar müdahale ederse etsin oradaki o talep isteği ve oradaki o beklenti bozukluğu devam ettiği sürece bu talebin var olacağını ve döviz kurlarının bu seviyelerin aşağısına düşmeyeceğini hatta 2'nin üzerine çıkacağını ve bir müddet oralarda seyredeceğini düşünüyorum. Peki kısa bir reklam aramız var, ondan sonra devam edeceğiz sohbete. Evet, günceldeki sohbetimize devam ediyoruz. CHP İstanbul Milletvekili Müslüm Sarı ile ekonomiyi konuşuyoruz. İlk yarıda Türkiye'deki en büyük iki sıkıntının başlıklarını vermiştik. Birisi Merkez Bankası'nın müdahaleleri, Merkez Bankası'nın neler yaptığı. Bir diğeri ise cari açık demiştik. Merkez Bankası'nı biraz anlattık, cari açığı biraz konuşalım. Şimdi cari açık bir yıllık dönemde 65 milyar dolardı. Tabii yeni verilerle ne olacak, ne bitecek göreceğiz. Tabii bakanlardan da gelen açıklamada geçtiğimiz hafta hatta çok tartışılmıştı. Cari açığı bir sivilceye benzetmişlerdi. Her güzelin bir kusuru olur. Bizim de sadece bir tane sivilcemiz var demişlerdi. Sivilce mi, habis mi göreceğiz. Siz nasıl yorumluyorsunuz cari açığı? Şimdi bakın, bu cari işlemler açığı tek başına bir ekonomik veri değil. Aslında bizim uygulaya geldiğimiz büyüme modelinin sonucu. Yani hükümetin anlayamadığı, bizim sürekli anlatmaya çalıştığımız mevzu da bu aslında. Şimdi bakın, şöyle bir modeliniz var sizin. Bu aslında AKP'nin icat ettiği bir model de değil. Yani AKP'nin hakkını yemeyelim ama AKP döneminde derinleşen bir ilişkiler ağı yarattı bu model. Şimdi şöyle düşünün. Sizin ilk üçü aramalı ithalatı. Aramalı ne? Başka mal ve hizmet üretmek için kullanılan, kendileri de üretilmiş olan mallar. Her yerde bu örneği veriyorum. İplik bir aramalıdır. Kumaş üreteceksiniz, ipliğe ihtiyacınız var. İplik de üretilmiş bir maldır ama aramalıdır. Şimdi bizim ithalatımızın 1/4'ü aramalı. Şimdi hükümet diyor ki, Sayın Başbakan da söylüyor, resmi çevreler de söylüyor. Biz cari işlemler açığından korkmuyoruz. Neden korkmuyorsunuz? Çünkü biz tüketmek için ithalat yapmıyoruz. Nereden biliyorsun? İşte üretimimizin ithalatımızın 1/4'ü aramalı. Yani biz üretmek için mal ve hizmet satın alıyoruz. Aramalı olduğu için. Üretim yapacağız. Ürettiğimiz mal ve hizmetleri mamur mala çevireceğiz. Sonra bunları ihraçla edeceğiz. Dolayısıyla ihracatla ithalat arasındaki makas orta dönemde kapanacak. O yüzden biz korkmuyoruz diyorlar. Şimdi gerçek böyle değil. Şimdi ithalatımızın 1/4'ü aramalı olması yeni bir olay değil. 24 Ocak kararlarından beri süregelen bir olay. Dolayısıyla ihracatla ithalat arasındaki makasın kapanması beklenirdi. Ama kapanmadı. Şimdi demek ki burada bir başka bir mesele var. O da şu. Şimdi aslında çok da tehlikeli bir şey söylüyorsunuz bunu söylerken. Burada bir itiraf var. Hükümet diyor ki ben büyümek için ithalat yapmak zorundayım. Neden? Çünkü büyümek için üretim yapmak zorundayım. Üretimin 1/4'ü aramalı ithalatı. O halde ben aramalı ithal etmek zorundayım. Evet. Yani ihracata dayalı bir büyüme modeli değil bu. İthal edebildiğiniz sürece üretebildiğiniz bir model. Şimdi dolayısıyla ne oluyor? Üretim yapmak için mal ithal ediyorsunuz. İthalat yaptıkça dış ticaretiniz açık veriyor. Dış ticaret açığınız cari işlemler açığına neden oluyor. O zaman ne oluyor? Büyümek için cari işlemler açığı vermek zorunda olduğunuz bir ekonomik model oluyor bu. Şimdi dünyanın hiçbir ülkesinde bu yok. Bunu Sayın Zafer Çağlayan'a sorduğumuzda dedi ki ya her ülke cari işlemler açığı veriyor. Her ülke cari işlemler açığı veriyor ama büyümek için cari işlemler açığı vermek zorunda olan bir ülke yok dünyada. Bu bir. Peki cari işlemler açığınızı nasıl finanse ediyorsunuz? Borç yaratıcı kalemlerle. Çünkü düşünün, 50 milyar dolar cari işlemler açığınızın olması ne demek? 50 milyar dolar döviz açığınızın olması demek. Sizin ülkenizin Merkez Bankası döviz basmadığına göre bu 50 milyar doları nereden bulacaksınız? Yurt dışından borç yaratıcı kalemlerle, borç alarak bulacaksınız. Şimdi dolayısıyla ne oluyor? Büyümek için borçlanmak zorundasınız siz. Peki bu borcunuz nasıl? Kısa vadeli. O zaman ne oluyor? Büyümek için
kısa vadeli kaynak girişine bağlı bir ekonomik model oluyorsun. Şimdi bütün ekonominin yumuşak karnı bu. Bütün kurulan silsile bu. Şimdi bu AKP döneminde derinleşti. Biz onu anlatmaya çalışıyoruz. Neden derinleşti? Bakın, bir birim büyümek için vermek zorunda olduğunuz cari işlemler açığı giderek artıyor. Yani bu ekonominin ne kadar çok dışa kanayan bir ekonomi haline geldiğini gösteriyor. Şimdi cari işlemler açığının tehlikeli noktası bu. Şimdi bir türlü anlatamadığımız nokta bu. Yoksa bakıyoruz cari işlemler açığına. Ekim sonu itibariyle bir yıllık rakam 78 milyar dolar. Şimdi bu bir rakam. Bu rakama tek başına baktığınızda bir anlam ifade etmiyor. Ama şöyle düşünün. Dünyada miktar olarak cari işlemler açığı veren, en çok cari işlemler açığı veren ikinci ülke Türkiye. Birincisi kim? Amerika. 400 milyar dolar, 450 milyar dolar civarında cari işlemler açığı veriyor. Ama Amerika'nın gayri safi milli hasılası 14-15 trilyon dolar. Sizin gayri safi milli hasılanız 700-750 milyar dolar. Verdiğiniz cari işlemler açığı neredeyse 80 milyar dolar. Dünyada ikinci. Bakın 3,5 trilyon dolardır Almanya'nın gayri safi milli hasılası. Verdiği cari açık miktarı bizden azdır. Miktar olarak bile azdır. Geçti milli gelir olarak. Milli geliri oran olarak baktığımız zaman %9.2-9.3. Ve hükümet diyor ki önümüzdeki dönem %4 olacak. Ve daha ilginç bir şey söylüyor hükümet. Bu da bir itiraftır. Diyor ki önümüzdeki 3 yılda cari işlemler açığının milli geliri oranı 7,5'a düşecek. 9,5'tan 7,5'a. Sadece 2 puan. Peki büyüme ne kadar düşecek? İşte 8'lerden 9'lardan 4.7'ye biraz önce söyledik. Yani büyümeden yarı yarıya fedakarlık yapacağız biz önümüzdeki dönem. Karşılığında cari işlemler açığı 2 puan düşecek sadece. Dolayısıyla Türkiye ekonomisine ilişkin kırılganlıklar önümüzdeki dönem daha da devam edecek. Şimdi birinci mesele bu. İkinci mesele de bunun finanse ediliş biçimi. Yani şimdi mesela biz 78 milyar dolar cari işlemler açığı vermişiz son bir yılda. Peki bu 78 milyar doları nereden bulmuşuz diye baktığımız zaman o aradaki farkı. Yabancı sermaye yatırımları 12 milyar dolar. Ne demek doğrudan yabancı sermaye yatırımları? Adam gelmiş sizin ülkenizde bir fabrika kurmuş ya da mevcut bir şirketi satın almış ya da sizin ülkenizdeki bir gayrimenkulü satın almış. Yani Türkiye'ye kaynak getirmiş ve bu kaynak sizi bir borç yükümlülüğüne sokmamış. Şimdi bu güzel bir şey. Yani bu kalem ne kadar büyürse o daha az riskli demektir ekonomi için. Ama bu kalem sadece 12 milyar dolar. Yani 78'in sadece 12'si. Yani %10'unun biraz üstü %15 civarında evet. Biz borç yaratmayan kalemlerden finanse etmişiz. Peki devam edelim. Portföy yatırımları. Yani. İkinci kalem. Yani yabancı geliyor sizin ülkenizde İMKB'ye kote olmuş şirketlerin hisse senetlerini satın alıyor. Ya da geliyor sizin devlet hazinenizin kağıtlarını satın alıyor. Biz bunlara genellikle sıcak para deriz. Çünkü bunlar kısa vadelidir. Bunların miktarı büyüdükçe sizin ekonomiyi finanse etmesi, bu borç yaratmaz ama her an çıkma ihtimali olan kaynaklardır bunlar. Dolayısıyla kırılganlık yaratır. Bu rakam ne kadar? 16 milyar dolar. Yani 78'in 16'sını biz bununla finanse ediyoruz. Yani kırılganlığı arttıran bir şey bu. Ama mesela Haziran'da 25'miş. Yani insanlar bir yandan da çıkıyor Türkiye ekonomisinden. Ve en önemli kalemlerden biri krediler. Kredi ne? Yabancının gelip sizin ülkenize borç vermesi. Bu kalem 40 milyar dolar. Yani 78 milyar doların yarısını biz borç yaratıcı kalemlerle finanse etmişiz. 15 milyar dolarda net hata noksanımız var. Net hata noksan ne biliyor musunuz? Kaynağı tespit edilemeyen döviz girişi demek. Merkez Bankası bakıyor, bir para gelmiş Türkiye'ye. 15 milyar dolar. Bu doğrudan yabancı yatırım değil, biraz önce söylediğimiz. Bu portföy yatırımı da değil, bu kredi de değil. Bu ne? Bilmiyorum diyor. Kaynağını tespit edemedim. İçeriğini bilmiyorum ama 15 milyar dolar gelmiş demek. Şimdi bu ekonominin ne kadar ciddi bir fay hattı üzerinde oturduğunu gösteriyor. Bakın 16 milyar dolar portföy, 39 milyar borç, 15 milyar dolar da kaynağı belli olmayan döviz girişi. Şimdi biz cari işlemler açığını böyle finanse ediyoruz. Yani cari işlemler açığının modelden kaynaklı bir problem olması bir yana, aynı zamanda bunun finansmanı Türkiye ekonomisinin orta dönemde ciddi şekilde kırılgan hale gelmesine neden oluyor. İşte o yüzden döviz kuru yükseliyor. İşte o yüzden yabancılar Türkiye'den çıkmak istiyorlar. Bakın hükümet bir hikaye kurgulamış. Diyor ki, kamu maliyemiz sağlam. Dünyanın her ülkesinde borç krizi var. Bizim devletimiz Allah'a şükür borçlarını ödüyor diyor. Artı dünyanın her ülkesinde bankalar batıyor, bizim bankalarımız batmıyor diyor. Bütün senaryoyu bu iki şey. Biz dünyadan ayrıyız.
arışık duruyoruz diyor. Bütün senaryosunu bu iki eksen üzerine kurmuş. Ne demek istiyor? Şunu demek istiyor. Gelin. Ey yabancı yatırımcılar gelin. İşte Türkiye güvenli liman. Türkiye'ye yatırım yapmaya devam edin. Çünkü biliyor ki Türkiye'ye kaynak girişi kesildiği anda biz burada krize gireceğiz. Biraz önce kurduğum o ekonomik modelden dolayı. Yani kaynak girişi olmazsa ithalat yapamıyorsunuz. Aramalı ithal ettirmedikçe büyüyemiyorsunuz. Böyle sakat bir büyüme modeli bu. Peki dün açıklanan ihracat verisi. Bu konuda 118.2 bir artış var. Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatı deniyor. Bu konuda ne diyeceksiniz? Yani bu cari açıkta ithalat ihracat farkından temelinde kaynaklanıyor ki ithalatta da ara malından çok bahsettik. İhracatta sonuçta belli bir üretimden kaynaklanıyor. Nasıl okuyorsunuz siz bu rakamları? Şimdi biz gerçekten bazı şeyleri hayretle izliyoruz. Şimdi bir ihracat rekorundan bahsediliyor. Hep ihracata vurgu yapılıyor ama hiç ithalattan bahsedilmiyor. Yani bunlar madalyonun bir yüzü ve öbür yüzüdür. Bakın 134 milyar dolar ihracat rakamı. Şimdi şey açısından ödemeler dengesi istatistiği açısından baktığınız zaman Ekim ayı, şimdi yarın Kasım açıklanacak bu hafta. Şimdi o daha sağlıklı bir rakamdır. Biraz geriden gelir ama daha sağlıklı bir rakamdır. Mesela o rakam Ekim sonu itibariyle 132. Bu da kabaca işte 134-135'e denk gelecek yıl sonunda. Öyle görünüyor. Şimdi bu kriz öncesi seviyesinin az üstünde. Bakın 2008 yılı sonunda bizim ihracatımız 132 milyar dolardı. Şimdi 2011'in sonuna geldik. Yani 2009-2010 aradan 2 yıl geçti. 2 yılda varmış olduğumuz nokta kriz öncesi seviyesi. Ancak ihracat kriz öncesi seviyesine gelmiş. Peki ithalat ne? İthalata baktığımız zaman kriz öncesi seviyesinin 100 milyar dolara yakın üstünde. Şimdi bu çok önemli. Yani ihracatımız artıyor ama ithalatımızda da Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırıyoruz. Şimdi eğer daha sağlıklı bir karşılaştırma yapmak istiyorsak şuna bakacağız. Yani dünyanın diğer ülkelerinde ne oluyor diye bakacak olursak şuna bakacağız. Bakın ihracatın dünya ticareti içindeki payı ve ithalatımızın dünya ticareti içindeki payı en doğru göstergedir. Bu bizim rekabet gücümüzü gösterir. Şimdi ihracatımızın dünya ticareti içindeki payı 0.92'den 0.83'e düşmüş 3 yılda. Yani Türkiye'nin ihraç ettiği mal ve hizmetler dünyanın diğer ülkelerinin ihraç ettiği mal ve hizmetlerle karşılaştırdığında payı düşmüş. Türkiye daha zor mal ve hizmet satabilir hale gelmiş. Peki ithalat? İthalattaki payımız da 1.35'ten 1.43'e çıkmış. Yani Türkiye daha diğer ülkelere göre daha çok ithalat yapmış. Yani şimdi ithalatla birlikte ihracatı karşılaştırdığımız zaman tablo net olarak ortaya çıkıyor. Krizden sonra Türkiye'nin rekabet gücü düşmüştür. Daha zor mal satabilir hale gelmiştir. Daha kolay mal alabilir hale gelmiştir. Yani bu ikisini birlikte değerlendirmek gerekiyor. Ama hükümet hep bardağın boş tarafını gösteriyor. Yani biz aslında şöyle bir muhalefet anlayışı sergilemek istemiyoruz. Hep dolu tarafını anlatıyor hükümet. Biz de hep boş tarafını anlatalım değil ama tahrik ediyorlar bizi. Yani şimdi sadece ihracattan bahsedip ya yani ithalat da şöyle oldu deseler ya biz diyeceğiz ki bravo çok güzel ihracat yaptınız ama buna fırsat kalmıyor ki yani o kadar çok ajitatif bir şey var ki bilgi kirliliği var ki biz ister istemez bize düşen görev bardağın boş tarafını anlatmak. Şimdi tabii dünyada ekonomi açısından hareketli bir yılı geride bıraktık ki 2012'de çok ekonomi konuşulacağı benziyor. Sonuçta Avrupa'da hükümetler değişti. Hala Amerika'da, Wall Street'te eylemler devam ediyor. İşte bakıyorsunuz Avrupa'da hareketlilik hala eylemler mesela Yunanistan'da yeni yılda da devam ediyor. Bir tarafta Arap Baharı'nın ekonomide dünyada bir hareketlilik yarattığı ortada sonuçta çok ciddi etkileri olacak ki olası silahlı çatışmalarda ekonomi dünyada daha da değişecek. Şimdi 2012'ye böyle girdik. Hem 2012'de dünya ekonomisi için neler öngörüyorsunuz? Hem de bütün bunların Türkiye üzerinde ne gibi etkileri olacak mevcut politikalar üzerinden konuştuğumuzda? Evet, şimdi daha genel bir perspektiften bakacak olursak aslında bir 2010'lu yıllar perspektifi çizmek lazım. Sonra da 2012'ye gelmek lazım. Bakın ben şuna inanıyorum. Bu finansal kriz 2007'den beri başlaya gelen bir müddet toparlanır gibi olan ama aslında kesintisiz bir şekilde devam eden finansal kriz giderek bir siyasal krize doğru dönüşüyor tüm dünyada. Yani tek tek hükümetlerden bağımsız bir olay bu. Yani bir ülkede bir hükümetin devrilip yerine başka bir hükümetin gelmesinin ötesinde bir sistematik bir ideolojik krize doğru gidiyor. Bu kapitalizmin krizi aslında. Yani
piyasa her şeyi yapar, en doğru kararları verir. Neoklasik anlayış, devlete gerek yok, sol düşünceye, sosyal demokrat düşünceye gerek yok anlayışı ciddi şekilde örselendi. Bakın bu sosyal demokrasiye, sol düşünceye dünyada geniş bir manevra alanı açacak. Bu 29 ekonomik krizi kadar önemli. Nasıl 29 ekonomik krizi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ulusal ölçekte refah devletlerine zemin hazırladıysa ve sosyal demokrasi bunun üzerine kapandıysa, yeniden küresel ölçekte refah devletinin inşası için ipuçları yaratıyor bu küresel kriz. 2010'lu yıllar boyunca, 2020'li yıllar boyunca biz bunları tartışacağız tüm dünyada. Şimdi bu genel perspektifi görmek gerekiyor. Bu bir. Şimdi bunun içinden 2012'ye baktığımız zaman 2011 yılındaki kaygıların 2012 yılına kadar derinleşerek devam edeceğini düşünüyorum ben. Yani 2007 krizine müdahale etmek için çok ciddi kamu kaynakları kullanıldı. İşte devlet aslında neoliberal iktisat içinde ve siyasal düşüncesi içinde hiç olmayacak şekilde piyasaya müdahale etti. Hani devlete gerek yoktu? Hani herkes kendi bacağından asılacaktı? Hani piyasa en doğru kararları verecekti? Bırakınız o zaman batanlar batsın. Niye batanların batmasına müsaade etmiyorsunuz? Çünkü batmayla beraber, bu batış şeyle beraber sistemin giderek krize gireceği görülmeye başlandı ve devlet bir kurtarıcı el olarak sürece müdahale etti. Şimdi bu borç krizi olarak döndü bize. Şimdi önümüzdeki dönem bu borç krizi devam edecek. Ben bu küresel krizin 1 yıl, 2 yıl, 5 yıl devamının daha fazla devam edeceğini düşünüyorum. 2%'lü, 4%'lü, 5%'lü büyüme oranları hayal olacak. Dünya resesyona giriyor. Sıfıra yakın büyümeler gerçekleşecek gelişmiş ülkelerde. Eurostat'ın verilerine göre öyle. Evet. Bu dönemde çok düşük. Sıfıra yakın büyümeler gerçekleşecek ve bu bir siyasal krize doğru gidecek. Sol partiler, sosyal demokrat partiler dünyada bu hikayeyi görüp kendi büyük hikayelerini yazarlarsa iktidar olacaklar. Cumhuriyet Halk Partisi de bu hikayesini görecek, görmek zorunda ve bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir yere götürecek. Şimdi bakın böyle bir konjonktürde Türkiye ekonomisinde 4 tane temel eğilim görüyorum ben önümüzdeki dönem. 1- Büyüme oranları düşecek. Yani hükümet %4,5 civarında bir büyüme öngörüyor, bir yumuşak geçiş öngörüyor ama ben bunun böyle olmayacağını düşünüyorum. Bakın IMF rakamı %2'dir. Negatif gören yabancı kuruluş raporları vardır. Bu kadar kötümser değilim ama önümüzdeki 3 yıl Türkiye için ciddi büyüme oranlarının düşeceği bir dönem açılıyor. 2, işsizlik oranları artacak. Büyüme düştüğü için. Şimdi Türkiye ekonomisinde %5'in altındaki her büyüme işsizlik yaratıyor. Bunu görmek lazım. Ekonomi %5'in üzerine çıktığında işsizlik oranı sabit kalıyor. %7'nin üzerine çıktığında işsizlik oranı düşüyor. Çünkü yapısal sorunları var Türkiye ekonomisinde. Dolayısıyla büyümeler düşecek. İşsizlik oranları artacak. Ciddi bir sosyal sorunlarla mağlul bir dönem görüyorum. 3, kırılganlıklar azalmayacak. Nedir bu kırılganlık işte? Cari işlemler açığının milli geliri oranı. Büyümeler düşüyor. Büyümelerde yarı yarıya fedakarlık yapıyoruz ama cari işlemler açığının milli gelir oranı sadece 2 puan düşüyor. %7,5 dünyanın hala en yüksek cari işlemler açığıdır. Yani bütün bunlara rağmen cari işlemler açığı da düşmeyecek ve 4, yine başladığımız yere dönecek olursak, fiyatlar genel seviyesi yükselecek. Bakın Merkez Bankası diyor ki ben bu fiyat artışlarını geçici görüyorum. Önümüzdeki 3 yılda fiyatlar yeniden %5'li seviyelere düşecek, bu hayaldir. Merkez Bankası kredibilite kazanmak istiyorsa enflasyon varsayımlarını ve enflasyon hedeflerini yenilemek zorundadır. Revize etmek zorundadır. Niye biliyor musunuz? 1, kurlar yükselecek dedik. Kur yükseldikçe ilk başta anlattık ya, geçişkenlik etkisi fiyatlara yansıyacak. Üfe tüfeden yüksek. Tüfe %10, üfe 13. Bu ne demek? Üreticilerin enflasyonu tüketicilerin enflasyonundan yüksek demek. Dolayısıyla olumlu bir talep koşulu ortaya çıktığında bu fiyatlara yansıtacaklar bu insanlar bunları. 3, beklentiler bozuldu. Beklentiler bozuldu. Enflasyon 5,5 diyordun, 10 gerçekleşti. Şimdi beklentilerin bozulduğu bir yerde önümüzdeki dönem enflasyon nasıl tekrar 5 liraya düşer? Ve 4, yani çok önemli noktalardan biri de şu. Siz %8 büyümüşsünüz 2 yıl. Ya bakın 2010 yılında 8'in üzerinde 9, 2011 yılında da 9-8 büyüyeceksiniz. Ortalama 8. Ne demek biliyor musunuz? Çıktığı açığının kapanması demek. Şimdi iktisatta çıktığı açığı diye bir şey var. Enflasyon arz ile talep arasındaki dengesizliktir. Talebin arzdan fazla olması. Ekonomi çok hızlı büyürse bu fark kapanır. Kapanırsa yurt fiyatlar genel seviyesi üzerinde. Şimdi siz 2 dönem bu kadar büyümüşsünüz. Önümüzdeki 3 yılda diyorsunuz ki potansiyel kadar büyüyeceğim. Ama fiyatlar genel seviyesi %5'e düşecek. Buna kimse inanmaz.
Kimse de inanmıyor. Dolayısıyla özetleyecek olursak, bu küresel kriz ve Türkiye ekonomisinin yapısal sorunlarıyla birleşince büyüme oranlarının düşeceği, işsizlik oranlarının artacağı, cari işlemler açığının yeterince düşmeyeceği ve fiyatlar genel seviyesinin yükseleceği, yani pahalılığın artacağı bir ekonomik konjonktür var Türkiye'nin önünde. Peki vatandaş ne yapsın bütün bu olumsuz koşullar karşısında? Şimdi vatandaşın esasen yapabileceği çok fazla bir şey yok. Yapabileceği tek şey kendini bir finansal risk içine sokmaması. O da nedir? Açılmayacak. Aslında Babacan, Sayın Babacan ilk başta doğru söylemişti. Yani Türkiye bir kriz bekliyor ama bu kriz dışarıdan gelen bir kriz değil. Yani bizim ithal ettiğimiz bir kriz değil. Bizim yapısal sorunlarımızla derinleşen bir kriz. Bunu görmek lazım. Şimdi vatandaş ne yapacak? Pozisyon açmayacak. Şimdi pozisyon ne demek? Size bir örnek vereyim. Biz 2001 krizinde bankacılık sektörünün batışını bu kadar derin hissetmemizin nedeni neydi? Döviz pozisyon açıklarıydı. Döviz pozisyon açığı ne? Döviz varlıklarınız döviz yükümlülüklerinizden az. Şimdi düşün, senin 100 dolar borcun var, 50 dolar paran var. Sen 50 dolar açıktasın. Evet. Eğer dolar yukarı çıkarsa batarsın. Şimdi bankalar böyle durumdaydı 2001 krizinde. Nasıl yapıyorlardı? Yurt dışından gidip döviz cinsinden borç alıyorlardı. Getiriyorlardı, bunu TL'ye çeviriyorlardı, hazineye borç veriyorlardı, devlete. Karşılığında ne alıyorlardı? Kağıt. Şimdi bilançolarında o kağıt TL cinsinden. Ama borçları döviz cinsinden. Bankalar açık pozisyondaydı. Döviz kuru patlayınca bankalar battılar. Peki şimdi? Sonra BDDK kuruldu. BDDK kurulduğu için bu kayıtlar iyi tutuluyor artık, denetleniyor. Ve bankalar pozisyon açığı içinde değiller. Ama ve lakin bu sefer reel sektör firmaları pozisyon açığı içinde. Yani Türkiye'deki işte Koçlar, Sabancılar, yatırım yapanlar gidiyorlar yurt dışından borç alıyorlar, getiriyorlar yatırım yapıyorlar. Ama döviz cinsinden açıktalar. Ne kadar biliyor musunuz? 120 milyar dolar. Döviz pozisyon açıkları var bugün bunların. Eğer döviz kuru biraz yukarılara çıksın, işte ikileri geçsin ve oralarda kalsın, reel sektör firmaları bir bir batacak. Şimdi bu batış bu sefer bankacılık sektörünü etkileyecek. Çünkü bunların kredi borçları var. Kredilerini ödeyemez hale gelecekler. Evet. Yani 2001'dekinin tersi. 2001'de önce bankalar battı. Sonra bunlar kredilerini çağırdılar reel sektör firmalarından. Bunları ödeyemediler ve reel sektör firmaları battı. Bu kez direkt istihdamı etkileyecek. Direkt reel sektör firmaları risk altındadır. Bunun üzerinden bankacılık sektörü etkilendi. Şimdi vatandaşın da ciddi şekilde borcu var. Yani hane halkı borçluluğu AKP dönemi boyunca 15-20 kat artmış. Yani kredi kartı ve tüketici kredisi borçları. Bunların bir kısmı döviz cinsinden, bir kısmı değişken faizli. Yani insanlar gelecekte elde edecek geliri şimdiden tüketiyorlar borçlanarak. Şimdi benim vatandaşlarıma önerim, zor bir dönem başlıyor. Kritik bir konjonktür ve kritik bir ekonomik patika var önümüzde. Bir an önce yeni borç yapmasınlar, mevcut borçlarını kapatmanın yollarını bulsunlar. Çünkü açıkta yakalanırlarsa maazallah çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalabilirler. Bunu görmek lazım. Peki, biz size çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, çok karartıcı, iç karartıcı bir tablo çizmek istemedik ama gerçekler bunlar. Evet, teşekkür ediyoruz. İlerleyen günlerde, ilerleyen dönemlerde verilere göre yine bir araya geleceğiz, konuşacağız. Çok sağ olun. Evet, Güncel'in bugün de sonuna geldik. Bize güncel@kanalb.com.tr ve twitter.com/güncelkanalb adreslerinden ulaşıp soru, görüş, öneri ve eleştirilerinizi iletebilirsiniz. Yarın saat 16'da yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.